Dünyadaki en çılgın su kaydıraklarını bulabilmek için saatlerce interneti taradık. Ve bulduk. Şimdi de onlara tepki göstereceğiz. Bu birincisi. Karanlık bir boru. Aman tanrım hey. Ben kusardım. Hey tanrım. Bu harika. Aman tanrım. Çocukken kaymaya gittiğim kaydırak her yanımı morartmıştı, hatırlıyorum. Bu gördüğüm en harika şey. Hala gidiyor. Yok artık. Dev bir donut klozet deliği şeysi bu. Ne? Sonra da seni dışkı gibi sifonluyor. Daha fazlası olamaz. Haklıydın. Dahası yok. İyi bir kaydırak olduğu başından beri. Tüm binalardan yüksekte. Oradakiler otel. Aman tanrım. Bu çok korkunç. Ben kalpten giderdim kesin. Güzel. Vay be. Dönüp bakmasını istiyorum. Şunlara bak. Şu insanlara bak. Kaydıran sonunda çıktı. Onlarsa şöyle. Şey der gibi. İyi misin? Melekler de aşağı böyle iniyor. O su kaydırağına biniyorlar. Bu su kaydırağını internetteki videolardan hepimiz gördük. Şimdi kayarken nasıl göründüğünü göstereceğiz. İyi bir görüş açısı. Ayak açısı. Ve kalça. James Charles'ın merhaba kardeş videosunu koymamız gerek çünkü karanlık. Selam kardeş. Tamam, sıradaki Polonya'da. Polonya'nın nesi ünlü? Direkleri. Polonya'nın direkleri sağlam. Bunlar kaydıraklara çok iyi destek oluyor. İzleyelim. Tuhaf bir bağdaştırma. Vay be. Vay canına. Dostum, ışıkların orta noktasında kapkaranlık olması gerçekten inanılmaz. Buna boru lazım. Bu Barney. Bak işte bu tip kaydıraklarla ilgili sorun suyun olmadığı kısımlara denk geldiğinde vücudunun morartması ya da kızartması. Yani... Evet bu sanki biraz... Fena değil. Ama yanıp sönen ışıklar istiyorum. Paramı geri istiyorum. Oo, bu aynı Luna Park treni gibi. Evet bu bir su kaydırağı değil. Su kaydırağında size kemer takıyorlarsa epik olacaktır. Bu çok fazla. Aman tanrım. Su kaydırağının tüm olayı bu. Böyle olanları çok tehlikeli görünüyor. Çünkü sürekli dönüyorsun ve kız kardeşine falan çarpıyorsun. Sonra o sana bağırıyor. Sonra anne ve baban da sana bağırıyor. Bu sanki şeyin içine benziyor. Bir yaratığın. Adamım. Bu harika. Hadi bir daha. Ölme ihtimali fazla. 10 üzerinden 10. Çok karanlık. Wow. Bilemedim. Kriz geçirmeye çok yakınım ama henüz değil. O yüzden 10 üzerinden 5. Bu şey gibi sanki. Star Wars'ta hiper uzaya geçiyormuşsun gibi. Eli belinde hoş geldin der gibi bekleyişinizi sevdim. Pekala. Sıradaki Almanya. Evet. Almanların iyi yaptığı bir şey varsa o da su kaydırakları. Sonunu düşünmeden. Evet. Kriz. Evet. Klostrofobi. Panik atak. Bayıldım. Su kaydırakları hakkında söylemedikleri şey aslında bir borunun içinde, başkasının idrarında yüzüyor olduğun. Ama eğlenceli. Sonuçta idrar içmeyi öneriyorlar. Bu yüzden makul. Nasıl ya? Ne zaman? Rastgele komiktir. Dur. Yoksa o şey bir testere mi? Göz göre göre bekleyen bir kaza gibi. Ya bir çocuğun üzerine düşse ne olacak? Onu öylece tutuyor. Evet, resmen iple tutuyor. Aman tanrım, görmedim ve tam şuradaki direğe bağlı. Brezilya'daymış, anlaşıldı. Bu iyi bir su kaydırağı. Şuna bak, o şeye çarptı, gördün mü? Aman tanrım. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmamış olmasına gerçekten imkan yok. Bunu Amerika'da asla göremezsiniz. Ama en iyi su kaydırağı bu. Her şey o kadar iyi ki hiçbir şey göremiyorsun. Çünkü çıkana kadar yüzüne durmadan su gelip duruyor. Şunlara bak, hepsinin ağzı suyla dolmuş. Bu da ne böyle? Gözlerimi yaşarttı. Bu harika bir fikir. Bu tam bizim yapacağımız bir şey. Eğer bize sınırsız bütçe verselerdi bunu kesin yapardık. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu zekice. Pekala, kameramız var. Tamam. Hey, elemanın suratına baksana. Şu bağırışı duydun mu? Geri sar. Bunun harika olduğu kesin. Ama yani epik mi? Hayır, hız lazım biraz. Vay be. Evet. Sanırım bu şeylerde hızı arttırmaları gerekiyor. Bu Amerika'da olsaydı hızı arttırırlardı kesin. Evet, sanki şey gibi, bir burgeri almışsın ve çok sevdiğin için içine çikolata koymuşsun ve sonra çok iyi gittiğini fark etmişsin ama sonra kötü bir fikir olduğunu fark etmişsin gibi. Sence de öyle değil mi? İki harika şey bir arada güzel olmaz. Evet. Bu tehlikeli görünüyor. Üstündeki yamalara baksana. Evet gördüm. Nasıl olur da duvara çarpmazsın? Al işte çarpıyormuş. Evet. Bu büyük bir tanesine benziyor. Ve şu var ki diğerleri gibi yüksek teknolojili durmuyor. Bu kaymak isteyeceğin türden bir su kaydırağı. Evet bunlar iyi olanlar. Evet. Belki yapıştırıcı ve koli bandıyla bir arada tutuluyor olabilirler ama bunlar hızlı. Gerçekten hızlılar. Şuna bak. Baksana. Çok dediğimi iyiymiş. Unut. Bu sıradan bir su kaydırağı değil. Bu oldukça epik. Eğer pahalı bir yerde yaşıyorsan öyle olabilirdi. Ucuz bir şehrim var.
Sorun değil, bizimki de öyle. Evet, tüm şehirler öyle. Bizim su parkımız kapatıldı. Vay be. Hey, pekala. Burası resort olmalı. Bu serbest düşüş. Baksana. Vay canına. Uçaktan atlamakla bu kaydırağa binmek arasındaki farkı söyleyin. Beklerim. Farkı yok. Oh, dur. Bu videodaki müziği dinle. Tamam, umutlanalım mı? Su kaydırağı müziğin hakkını verecek mi? Öğrenelim. Şu ana kadar gayet epik. Güzel. Bunu sevdim. Aha. Oo. Evet, pekala şu an damarda. Hız kazanıyor. Aa, eğlenceli görünüyor. Bir yolculuk gibi, gerçek bir tane yolculuk. Cehenneme doğru. Aa, daha bitmedi. Oo. Ben sona geldi sandım. Güzel. Hala ilerliyor, gördün mü? Bu çok güzel. Bu gerçekten iyi bir su kaydırağı. Müzik hala yükseliyor. Hala zirveye ulaşamadık. Hücuma hazırlanıyorlar. Sonu biraz hayal kırıklığı oldu. Ama genel olarak iyiydi. Bahamalarda çok güzel su kaydırakları var. Az önceki eleman uyuyor muydu? O kadar zaman boyunca hiç kıpırdamadı bile. Dur. Geri sar. Adama işaret bile yaptı ama eleman... Dur, ona işaret mi yaptı? Evet, bak. Gördün mü? Adam hareket etmedi. Hadi dostum, kay şu kaydıraktan artık der gibiydi. Bahamalardaki sörf ve kayak mı? Kaydıraktaki görevinizi yaşıyor mu diye kontrol etseniz. Bize şöyle diyebilirler mi? O adam çok yedi ve 24 saat çalışmış, evet, şikayet CEO etmiyor. Kenara para koyabildik çünkü bu adam sürekli çalışıyor ve ona hiç para ödemiyoruz diyordur. Dinleyenler şaşırıyordur. Eleman sanki resmen manken. Vay be. Harika bir içerik. Karanlık ekran. Mükemmel içerik. Bunu görmeye geliyorsunuz. Su kaydıraklarını özledim. Keşke şu anda pandemi olmasaydı da insan içine çıkabilseydik. Hey, ne? Bu çok iyi işte. Bu en kötü kabusum. Hayır bak, etrafta balıklar var. Sence de çok harika bir şey değil mi? Harika ama korkutucu. Bir şey hem korkutucu hem de harika olabilir. Baksana, köpek balığı var. Ne? Bahamalara gitmeliyiz, hem de hemen gitmeliyiz. Ya cam birden kırılsa ve köpek balıklarının arasına düşse? Ama o şekilde ölmeyi isterdim doğrusu. Bu şekilde öleceksem harika. Kim yaşlanıp ecelini bekler ki? Ben köpek balığı tüneli kaydırağında ölmek istiyorum. Bu seferki müziğin hakkını verdi. Evet, bu iyiydi bak. Hop! Adamı tüpün içine koydular ve sonra attılar. Wisconsin'de mi bu? Kız arkadaşın oralı değil mi senin? Hayatım, seni çok özledim. Gelebilir miyim? Evet, sadece seni. Özledim. Sadece seni. Su kaydırağını değil, bir tabuta tıkılmak gibi bir şey bu. Kapağı açılacak mı onun? Hayatta. Kesin altıma yapardım ben orada. Aman tanrım. Altıma yapardım. Kalp krizi geçirmememe imkan yok. Peki Chris, ya şunu söylesem. Altında da bir kapak var. Tabii ki de 5 yaş için içerik yapmıyoruz. İzledikleriniz en epik su kaydıraklarıydı millet. Nokta. Bir şey söyle, 3 saniyem var. Su kaydırağı video istiyorum. Bitti.